Telefon dolandırıcılığı konusunda her ne kadar bilinçlendik artık desek de bazı dolandırıcılar inandırıcılıklarıyla masum insanları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Babası ve amcasının kuyumcu soygununa karıştığını söyleyen sözde polisler düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin liralık altınını dolandırdı efendim. Üstelik inandırıcı olabilmek için genç kadının babasının ve amcasının ses kayıtlarını dahi kullandılar. Benim 1 Temmuz'da düğünüm vardı. Ben bugün çeyizimi açacaktım. Düğün hazırlığı yapan genç kız dolandırıcıların tuzağına düştü. Düğünümü iptal ettirdiler. Babasını kurtarmak isterken hayallerini kaptırdı. Hayallerim yıktı. Adıyaman'da düğün hazırlığı yapan 22 yaşındaki Ayşegül Akça, dolandırıcıların kurbanı oldu. Benim 1 Temmuz'da düğünüm vardı. Ben bugün çeyizimi açacaktım. Bizi yardım etsinler, biz dolandıralım. Sabah saatlerinde telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıttı. Sonra Akça'nın babasıyla amcasının kuyumcu soygununa karıştıklarını söylediler. Amcamla ve babamın soygunculukla alakaları olduğu için babamın ve amcamın kimlik fotokopilerini kuyumcu düşürdüğünü ve bendeki altınların seri numaralarını istediler. Daha önce de arayıp genç kadının babasının ve amcasının ses kaydını almışlardı. Sonra babamı bağlıyorlar. Onları konuşturup onların ses kayıtlarını alıyorlar. Akça, sahte polislerin söylediklerini ciddiye almayınca ses kayıtlarını kullanarak ikna ettiler. Babamla annemi tehdit etmişler, amcamı tehdit etmişler. Bana babama 100 bin lira teslim ettiklerini, ekibin yanında olduğunu söylediler. Ben inanmadım. Babamın ses kaydını bana dinletmişler. Şaşkına dönen genç kız, dolandırıcıların yönlendirmesiyle nişanda takılan altınları bozdurmaya karar verdi. 80 bin lira değerindeki altınlarla kuyumcuya giden Akça, daha sonra parayı dolandırıcıların hesabına gönderdi. Kuyumcuya gittiğimde öğrendikten sonra bana babama 100 bin lira teslim ettiklerini, ekibin yanında olduğunu söylediler. Ben o yüzden babamla konuşuyorum zannettim. O yüzden altınları bozdurdum. Ben o altınları bozdurduktan sonra bankaya yatırdım. Parayı gönderdikten sonra kendisini arayan numaraya bir daha ulaşamayan genç kız, dolandırıldığını geç de olsa anladı ve polise giderek şikayetçi oldu. Düğünümü iptal ettirdiler. Genç kızın 1 Temmuz'da düğünü vardı. O altınlar onun geleceğiydi. Akça, altınlarıyla birlikte hayallerini de çalan dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyor. Benim 1 Temmuz'da düğünüm vardı. Ben bugün çeyizimi açacaktım. Eşim dostum düğünüme gelmeye gelin. Şimdi hepimiz oturmuş ağlıyoruz. Benim hayallerimi yıktılar. Şüphelinin bulunmasını, altınlarımın bulunmasını istiyorum.